Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Can Motovlog'dan selamlar. Optimum AVM'den çıktık. E5'e bağlandım şimdi. Kerem Ahiron'un etkinliğine denk geldik. Yani etkinlik, evet etkinlik doğru kelime ya. Masa tenis turnuvası Decathlon'da. Ben tabii masa tenisi biraz bilmediğim için, daha doğrusu masa tenisi özürlü olduğum için. 3 TL yıkama mı? Oo güzel, burada yıkama varmış. Tamam, buraya yıkamaya gidebiliriz. Güzel de bir fotoğraf çekirdik Kerem abiyle. Şöyle sağdan geçelim. Eyvallah amca. Optimum AVM'den çıktık yolumuza. Fenerbahçe istikametine düştük. Navigasyon tutucu değiştirdim. Telefonu ver, sola gideyim ya. Baksana insanlar ne güzel gidiyor sol şeritte. Eski telefon tutucuyu depoya yapıştırdığım için, daha doğrusu mıknatısla tutturduğum için hem biraz depoyu çizme riski vardı hem de kafam bayağı fazlasıyla öne eğmem gerekiyordu. O yüzden artık yeni bir telefon tutucuya geçtim. Bugün sabahtan hem bir Four Riders deri ceket için Motul'un deri temizleme sütü mü diyelim, neyi diyelim, ondan aldım. Bir de evet, bir de bu RAM'ın RAM Mouse diye geçiyor. RAM Mouse telefon tutucu. Onlardan bakıyordum. Müdavini bir, yani benzer bir markanın çok güzel bir telefon tutucusunu buldum. Ben şurada soldan gideyim ya. Hakikaten motorcuların neden burada gittiğini anlıyorum. Çünkü sağ şeritte çok fazlasıyla girişik yapılan yerler var. Bağlantı noktaları var. Sağ şeritteki riskiniz biraz daha fazla. Burada en azından stabil bir sürüş olabiliyor. RAM mouse bakıyordum fakat RAM'ın fiyatları biraz pahalı. RAM yaklaşık 400-500 lira civarında olduğunu söylediler minimum. Ben de bu münavini bulmuşken benzer markayı alayım istedim. Zaten böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Hem yatay hem dikey bu telefonu bağlayabiliyorum buraya. Bu güzel oldu. Alt tarafında kendisinin bir şeyi de var. Nedir o? Ben birazdan sapacağım. Şöyle bir sağa gireyim. Alt tarafında şarj edebilmeniz için telefonunuzu, böyle bir 12 volt çıkışı da var altında. Fakat ben kablo olarak kullanmadığım için onu aküye bağlamanız gerekiyor. 500 metre sonra sağa gireceğiz de nasıl gireceğiz 500 metre sonra sağa? Şuradan girebiliriz bence. Evet. Fenerbahçe Acıbadem. Oğlum burası benim sabah bağlandığım yer değil mi lan? Hep su biriken yer. Aynen, Üsküdar diye saptığım yer burası işte benim. Vay. Tamam ya, yavaştan öğrenmeye başladım buraları ben de. Hasanpaşa Kadıköy Fenerbahçe. Aynen. Buradan giriyoruz. Burası zaten Akasya mıydı? Akasya AVM olması lazım. Konuşma yarım kaldı. Oo, metrobüs. E5'e çıktık. Tamam, buradan sonrasını biliyorum ya. Telefonun şarjı az, kapanacak galiba. Birazdan kapanabilir. Cihazın altında şarj edebilmeniz için telefonunuza USB çıkışı var bunun altında. Yaklaşık fiyat aralığı 180-170 lira civarında bana denk geldi. RAM'a baktığınız zaman biraz daha tabii uygun fiyatlı. Motor mu geçiyor? R5. Hey yavrum be! Babandan motorcuydu senin. Egzozlu. Egzoz taktıracağım bu arada. Ürünü ARD mi? Aynen ARD galiba. ARD Motors'tan aldım. Tam Kadıköy Hasanpaşa'da şu alt tarafta. Ve telefon sizlere ömür. Neyse, Allah'tan yolu biliyorum. Ürünü ARD Motors'tan aldık. Doğru söylemiyorsam da ismini videonun alt tarafında bir yere koyarım markayı. Kart almadan, kart visit. Daha sonra oraya tüp egzoz bakmaya gideceğim. İmkan olursa. Mart maaşını aldıktan sonra artık egzoz yapalım istiyorum tekrardan. Tüp egzoz. Güzel de bütün egzoz marka modelleri var kendilerinde. Bakalım, bir maaşımızı alalım sonra
ziyarete gideceğiz. Yani bayağı memnunum ben. Sarsılmaz şeyi de var arasında. Gayet güzel. Sallanmıyor da çok. Siz güzel bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Amca, ölecen amca. Bir dakika yaparak geçilir mi karşıya? Öyle tabii İstanbul'da olduğunuz zaman böyle deneyerek alma imkanınız oluyor. Ben İstanbul'da değilken internette gördüğüm kadarıyla bakabiliyordum. Fakat cidden güzel bir imkan. Kadıköy'de Hasanpaşa'da çoğu motorcunun aynı yerde olması size seçenek sunuyor ve pazar olmasına rağmen açıktı yani çoğu yer. Aynı zamanda kaska da vizör aldık. Şöyle soldan geçelim. MT renkli vizöre geçtik. İçinde güneş vizörü var tabii bizim kaskımızın ama biraz daha görüntü olarak rahat edelim diye vizör aldık. Evet, telefon tutucu bu şekilde. Tam da ortaya koydum. Biraz sağa yakın. Kadranı kapatsın istemedim. Ooo, hızlı ve öfkeli. Scooter. Kask yok ama öfkeli arkadaş. Yani durumlar bu şekilde. Kerem abiyle çekildiğimiz fotoğrafı da videonun bir tarafına koyarım. Az sohbet ettik kısa bir. Bakalım daha da sık bir şekilde kendileriyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Şu motorcu muhabbeti olsun, şey olsun. Motosiklet camiasından arkadaşlar. Yani bu Arkın Bayoğlu'ndan sonra gördüğüm zaman mutlu olduğum yegane insanlardan kendileri. Motorcu muhabbeti de öyle. Kerem Ahiro da öyle. Kerem Ehiro daha doğrusu. Sanki yıllardır tanıyormuşum gibi sarıldım içtenlikle. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz reis dedim. Tabi dedi kardeşim dedi. Güler yüzünü gösterdi. Çok mutluluk verici şeyler bunlar ya. Güzel şeyler yani. Gazlıyor muyuz? Oo abla. Egzozsuz halin de güzel be yavrum. Adamsın. Mekancix. Buralar güzel beyler. Daha henüz çay kahve içme cesaretini bulunamadım ama olacak yani. Ah, su mu var ya? Niye su var burada? Motoru yeni temizledik. Vosvos güzel. Öyle bu video kısa kalsın böyle. Kerem Ehiro'yla güzel bir tanışma fotoğraf için. Bir fotoğraf uğruna Optimum'a gittik yani. Görebiliyor musunuz? Ne kadar güzel bir şey. Yani bu insanları yaşatıyor olması, böyle duyguları, hisleri, bu denli seviyor olması insanların çok güzel bir şey. Gün gelir belki siz de... Eyvallah çiçeğim. Gün gelir belki sizin de böyle güzel şeyleriniz olur. Buyurun buyurun. Buradan düz gidersek nereye gidiyor acaba? Bir bakayım mı? Hadi bakayım. Çekim devam ediyor mu? Ediyor. Bebeğe bak. İstanbul Yelken Kulübü. Evet, bugün yaptığımız şeyler Hasanpaşa'dan motosikletçileri gezdik pazar günü. Kendimize bir adet telefon tutucu aldık. İstasyon komutanlığı bitiyor mu yol sonu? Vallahi bitiyormuş burada. Geri döneceğiz mecbur. Sonra Kerem Ahiro'yla, Kerem Ehiro, Kerem abiyle bir fotoğraf çektirmek için Optimum'a gittik. Fotoğrafımızı çektirdik, sohbetimizi ettik. Oynayamadığımız masa tenisinin ne kadar değişik bir etkinlik olduğunu gördük. Tabii iş güç çok kalamadık. Video çekemedik ama fotoğrafla bir hatıra olsun. Oo, burada bayağı lüks araç kullanan abla var ya. Fenerbahçe hakikaten hızlı bu konuda.
Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Belki bir gün yolda denk geliriz, karşılaşırız. Artık vizörümün rengi renkli, beyaz değil. Renkli bir MT helmet. Şöyle aynada gözüküyor muyum bilmiyorum. Gözüküyorumdur diye düşünüyorum. Çukura girdim size kendimi göstermeye çalışırken. Denk gelirseniz durdurup muhabbet edebilirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda sticker vesaire bastırma düşüncem var. Bakalım. Araştırmalar devam ediyor. Hoşça kalın.